Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel sorularla karşınızda olacağız inşallah. Bizleri Instagram kanalımızdan ehliyet.hocam adresinden takip edebilirsiniz. Görüyorsunuz zaten kanalımızın logosu ile aynı logoya sahip arkadaşlar. Bir de bugün yeni bir taktik deneyeceğim şöyle soruları okurken. Bakarsınız yorum kısmına beğenip beğenmediğinizde yazarsınız. İnşallah hemen başlayalım hocam. Fazla vakit kaybetmeyelim. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir demiş. Yalnız 1, yalnız 2, 1 ve 3, 2 ve 4 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız D şıkkı 2 ve 4 olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman burada 4 tane aracımız var. Bunlardan hangisi beklemelidir diyor. Eğer polis işaretlerini biliyorsak arkadaşlar şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Polisin arkasındaki ve önündeki trafik ne olur? Beklemeye başlar. Ve kenarlardaki yani kollarını uzatmış olduğu taraflardaki ise geçmeye başlayacaktır. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır demiş. Doğru cevabımız D şık olacak arkadaşlar. Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya çalışmalıdır arkadaşlar. Öncelikle buna bakacak. Daha sonra geçiş hakkını. Mesela kırmızı yanıyor. Yine de geçmesi lazım. Ama can ve mal güvenliğini tehlikeye girecekse geçmemesi gerekir arkadaşlar. Böyle bir inisiyatif sınırlaması getirmişler. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar demiş. Doğru cevabımız evet arkadaşlar sola dönmeyi yasaklayacaktır. Bu işareti gördüğünüz yerde eğer bu yöne doğru dönerseniz %90 ihtimalle ters yöne girmiş olursunuz. Bu da size herhangi bir kaza anında asli kusurlu yapacaktır arkadaşlar. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir demiş. Doğru cevabımız evet, taşıma sınırı yani kapasite denilir. Diğerlerine baktığımız zaman arkadaşlar gabari diyor. Eğer gabari olabilmesi için bir şey gerekiyor. Bu ne? Gabari olduğunu iddia edebilmemiz için yolcu veyahut da hizmetli kısmı olmazsa burada arkadaşlar veyahut da sınırlama ile ilgili bir şey geçerse tabii ki de doğru cevap A şıkkı olmalıydı. Çünkü ne yapıyordu gabari? Belli yerlerde belli aracımızın özelliklerini kısıtlıyordu. Ne gibi? Bazen yükseklik oluyordu. Bu bazen ağırlık oluyordu. Değil mi? Bazen genişlik, bazen uzunluk. Bunlara göre sınırlıyordu. Eğer bu sınırların üstünde bir araçsanız o bölgeye girmeniz yasaktı arkadaşlar. Şekildeki kontrollü kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır demiş. Doğru cevabımız evet, otomobil olacak. Soruyu açıklayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle arkadaşlar böyle sorularda bir, burası kontrolsüz kavşak mı? Bakıyoruz hiçbir araç levha var mı? Yok. Polis var mı? Yok. O halde burası kontrolsüz kavşak. Zaten soruda belirtmiş. Gelelim şimdi içe. Arkadaşlar önce polisli vesaireydi. Geçiş üstünlüğüne sahip bir araç varsa önce o geçer. Bakıyoruz yok. Ondan sonra normal kurallara dönüyoruz. Motorsuz taşıtlar en son geçer. O halde burada motorsuz taşıt var mı? Evet, bir tane var. En son geçecektir arkadaşlar. Buna direkt 4 yazalım. Devam edelim. Dönüş yapan araçlar şöyle diyelim. Lastik tekerlekli traktör veyahut da iş makinesi varsa en son geçer dedik. Var mı? Yok. Bu kuralı atladık. Bir sonrakine geçtik. Dönüş yapan araçlar en son geçer dedik. Bakalım. Evet, dönüş yapan bir aracımız var. O halde 3 numara bu geçecek. Geriye kaldı 2 aracımız. Peki bunlardan hangisi önce geçecek? Arkadaşlar, geriye kalan bu araçların ikisinin tam ortasına şöyle koyuyoruz. Yönümüz bu şekilde, şuraya kavşağı olacak şekilde yüzümüz. Durduk. Hangisi elimizin sağ tarafında kalıyor arkadaşlar? Evet, o halde bu önce geçecektir. Bu sonra geçecektir. Yani arkadaşlar burada en son ilk geçecek olan bu aracımız olacak. En son geçecek ikinci numaralı geçecek olan aracımız ise bu olacak. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını arttırır demiş sorumuz. Doğru cevabımız evet.
A şık olacak. Arkadaşlar, rölanti devri bizim aracımızın çalışmasının sırasında harcamış olduğu enerjiyi diyebiliriz yani bir nevi. Çünkü aracımız boştayken rölanti de çalışır. Tın 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 tın. Bu çalışma sırasında harcamış olduğu sarfiyatı eğer rölanti yükseltirsek arttırmış oluruz. Fren hidroliğinin tamamlanmaması demiş. Fren hidroliğinin tamamlanmaması veyahut da fren hidroliğinde herhangi bir eksiklik ne yapacaktır? Sadece freni etkileyecektir. Soğutma suyuna antifriz katılması demiş. Arkadaşlar, soğuk havalarda soğuk havalarda ve aracımızın korozyon ve aşınmasını işte vesairesini önlemek için antifriz koyarız. Eğer koymazsak, mesela Erzurum'da falan böyle eksileri gördüğü zaman motor bloğunda çatlama veyahut da radyatörde bir çatlama meydana gelebilir. Lastik hava basınçlarının kontrol etmemiz gerekir. Eğer çok düşük bir lastik hava basıncı varsa bu bizim aracımızın hem yakıt safiyatını arttıracaktır hem de ne yapacaktır arkadaşlar? Bizim aracımızın aşırı fazla ise fren mesafesini arttıracaktır. Ama bize ne demiş burada? Sarfiyatını direkt arttıranı sormuş. Bak, kontrol edilmesi demiyor. Kontrol etmek ne demektir? Bakmak demektir, değil mi? Evet, bakın, düşük olması arttırır. Ama biz sadece kontrol etmekle ilgili bir şey dediği için bunu şıkkı baz almıyoruz. A şıkkı doğru cevabımız oluyor. Şekildeki otoyolda numaralandırılmış şeritlerden hangisi ayrılma yani yavaşlama şerididir demiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Değerli arkadaşlar, burada ok yönlerine dikkat etmenizi istiyorum. Bakın, eğer ok yönü yola giriş yönündeyse burası hızlanma şerididir. Eğer yoldan çıkış varsa arkadaşlar, bakın burada olduğu gibi burası yavaşlama şerididir. Unutmayalım. 4 numara hızlanma şeridi. 1 numara yavaşlama şerididir. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekneye ne ad verilir? Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Rentek manevrası olacak arkadaşlar. Burada amaç hastanın, yaralının baş, boyun ve gövdenin dik bir biçimde tıpkı bir ağacın devrilişi gibi arkadaşlar araçtan çıkartılması diyebiliriz. İtfaiyeci yönteminde bir el poşta kalacağı için ne yapıyor arkadaşlar? Kolay bir biçimde bir yerlerden destek alınabiliyor. Genelde sorulan kısmı bu olur. Daha net görebilmek için aslında şuraya baksak daha iyi olacak. Bakın arkadaşlar, şu kutsal kalemi bir daha açayım ben. Evet. Omuzda taşıma yöntemine baktığınız zaman nasıl gözüküyor? Bakın, bir el boşta arkadaşlar. Böylece merdiven gibi vesaireden kolayca destek alınabilir. Başka hemlik manevrası vardı. Hemlik manevrasını gördüğünüz gibi kollar böyle birleştiriliyor arkadaşlar. Şu şekilde ve hızlı bir biçimde kendimize doğru çekiyoruz. Böylece diyaframa uygulanan basınç sayesinde ağızdan yabancı cisim atılıyor. Fazla bilinmeyen şu var arkadaşlar. Suni solunum falan biliyorsunuz sonuçta. İşte baş çene pozisyonu veriyoruz. İşte ağzını yaklaştırıyoruz. Bebeklerde burunla ağzı birlikte ağzımızın içine alıp ne yapıyoruz? Üflüyoruz. Buraya kadar sıkıntı yok. Eğer arkadaşlar ağız ve burun bölgesinde kanama varsa iş biraz daha değişiyor. O zaman Holger-Nielsen yöntemi uygulanır. Holger-Nielsen de size soracakları sırttan bastırma ve dirsekten kaldırma metotlarının hangi işe yaradığı şeklinde olacaktır. Örneğin sırttan bastırma dediğimizde ne yapılıyor arkadaşlar? Nefes verme sağlanır. Dirseklerden kaldırma da ise arkadaşlar nefes alma sağlanır. Yine burada neyi sorabilirler Holger-Nielsen'de? Bu yöntemin ne zaman tercih edileceğini sorabilirler. Ne zaman tercih ediyoruz arkadaşlar? Bu yöntemi biz eğer ağız ve burun bölgesinde kanamalı bir yaralanma varsa o zaman tercih ediyoruz. Araçta uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır demiş. Doğru cevabımız tabii ki de A şıkkı 100 olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir demiş. Doğru cevabımız evet. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek olacak. Arkadaşlar, motorun erken ısınmasını sağlamaz. Tamam mı? Yakıt hava karışımını ayarlamakla ilgili bir görevi yoktur. Tekerleklere gelen yükü azaltmak gibi bir görevi yoktur. Zaten bu soruyu yanlış yapanı ben camdan aşağı atarım arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacak.
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir demiş. Doğru cevabımız evet B şık olacak arkadaşlar. Motor yağı basıncının çok düştüğünü bizlere ne yapar arkadaşlar? Bildirir. Motor yağı basıncı düştüğü zaman bunu gösterir ve bizim aracımız ne yapmamız lazım? Derhal sağa çekip servisimizi aramamız gerekir. Kesinlikle aracımızı çalıştırmamamız lazım bu ışık yanık duruyorsa. Aracın motor sistemindeki kaçak akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur. Yakıt sistemindeki, elektrik sistemindeki, yağlama sistemindeki, soğutma sistemindeki şıklar da verilmiş. Doğru cevabımız B şık olacak arkadaşlar. Elektrik sistemindeki bir arıza buna sebebiyet verecektir. Hatta aracınızı bile ne yapabilir arkadaşlar? Yakabilir. Otomobillerde mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi ve benzeri bölümlerin dışında kalan görünen dış bölüme ne ad verilir? Buna Instagram hesabından da ulaşabilirsiniz. Doğru cevabımız B şıkkı karoser olacak arkadaşlar. Manifold bizim çoklu boru sistemlerine vermiş olduğumuz bir isim. Aracımızda hemen manifoldu var. Bir de boşaltım için gerekli egzoz manifoldu var arkadaşlar. Süspansiyon sistemi yaylı bir sistemdir ve aracımızın yoldan kaynaklı olan titreşimleri emmesini sağlar. Böylece biz de affedersiniz rahat rahat böyle yaya yaya yolculuk yaparız. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şıklarımız verilmiş. Doğru cevabımız C şık olacak arkadaşlar. Hani süspansiyon sistemi bu oluyor işte arkadaşlar. Yoldan gelen darbeleri ne yapıyor bu? Emiyor arkadaşlar yaylar vasıtasıyla. Her tekerlekte vardır arkadaşlar. Bazen makaslı bir sisteme de aktarılır bu. Makas sisteme internetten bakabilirsiniz. Sizin sorum olduğunuz ama amortisör sistemi yaylı sistem olacak diyelim. Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır demiş arkadaşlar. Şıklarımız verilmiş. Doğru cevabımız evet. A şık olacak. Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme yöntemiyle ne yapar arkadaşlar? Çalışır. Böylece ateşleme kendiliğinden sağlanır. Yani herhangi bir ateşleme bujisi yoktur. Benzinli motorlarda nasıldı arkadaşlar? Benzin hava karışımı karbüratörde hazırlanıyor ve yanma odacığına gönderilerek ne yapılıyor arkadaşlar? Sıkıştırmadan sonra ateşleniyordu bujiyle. Bakın bu dizel motorda öyle bir şey yok. Sıkıştırılmış havanın üzerine mazot püskürtüyor aldığı anda kendiliğinden bir ateşleme gerçekleşiyor. Bir kavşakta trafik kazası pardon trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır demiş. Doğru cevabımız B şık olacak. Trafik zabıtasına ne yapmamız gerekir arkadaşlar? Uymamız gerekir. Trafik zabıtası abimize uyacağız. Daha sonra ışıklıya, daha sonra normal yerel düşey işaretlere veyahut da yatay işaretlere ne yapacağız? Uyacağız arkadaşlar. Şekildeki karayolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız tabii ki de ne olacak? Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir demektir. Nedir bu kurallar? İşte sollama yapılacak olan yolun boş olması gibi. Ondan sonra hızımızı iyi ayarlayacağız ve sinyal vereceğiz işte. Bunlar gibi arkadaşlar. Bazen ayarlayamazsanız işte o zaman direkt pamukla tanışıyorsunuz arkadaşlar. İmam abi direkt sizi pamukla tanıştırıyor. Bir kamyonet eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine bir işaret yok ise aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır demiş. Doğru cevabımız B şık olacak arkadaşlar. Otomobile geçiş hakkı sağlamalıdır. Şimdi arkadaşlar böyle bir durumda şöyle bir şey anlatayım ben size. Ne yapacaksınız? Büyük olan küçük olana yol verir diyeceksiniz. Yani abiler kardeşlerine yol verir taktiğini uygulayacaksınız. İki yönlü yol. Şöyle. Şurada biraz daralıyor yol şöyle. Evet. Şimdi şuradan bir tane kamyon geliyor. Şurada da bir tane otomobil geldi. Buraya geldiler. Hangisi geçecek hocam? Hangisi geçecek? Abisi ne yapacak? Kardeşine yol verecek. O halde önce otomobil geçecek. Daha sonra ne yapacak? Kamyon geçecek. Demek istediğim şu. Büyük olan araç küçük olana yol verir. Örneğin minibüste kamyon karşılaştı. Ne yapacak? Kamyon yine minibüse yol verecek arkadaşlar.
ağır vasıta, hafif vasıtaya yol verir. Bunun istisnası nedir? Traktör var arkadaşlar. Traktör, lastik tekerlek traktör diye geçer bu. LTT diye yazılır. Yani şöyle LTT diye de yazılabilir. Lastik tekerlekli traktör veyahut da arkadaşlar iş makinesi varsa bu ikisi hepsine yol veriyor arkadaşlar. Diğer hepsine istisnasız ne yapıyor arkadaşlar? Bu ikisi yol veriyor. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması, trafiği hızlandırması işaretidir demiş. Doğru cevabımız, eğer arkadaşlar bu işareti görüyorsanız hızlı biçimde geriye doğru geç 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 diyordur. Şurada yine arkadaşlar bunları ne yapabilirsiniz? Çalışabilirsiniz. Durdurun mesela, bakın şöyle hangisi ne anlama geliyor diye. Şekildeki karayolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır demiş. Doğru cevabımız, evet arkadaşlar, B şıkkındaki gibi davranmalı, yavaşlamalı, sağ şeride girmelidir arkadaşlar. Çünkü ne yapıyor? Demek ki bu şerit birazdan karşıdan geçiş için kullanılacak. Ona diyor ki kardeşim yavaşla, yan tarafa geç, yoksa birazdan önünden tırlar çıkınca, genelde yokuş aşağı gidiyorsanız veyahut da böyle rampalı yerlerde bu olur. Bir bardak soğuk su ikramında bulunur sonra. Aksine bir işaret yoksa otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü karayollarında azami hızı saatte kaç kilometredir demiş. Doğru cevabımız 90 kilometre olacak arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Instagram hesabında zaten paylaştım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev halindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır demiş. Doğru cevabımız tabii ki de arkadaşlar itfaiyenin geçiş üstünlüğüne sahip olması ile açıklanır. Peki sorumuz şöyle geliyor bazen. Buraya da bir tane polis arabası veriyor. Hangisi geçecek önce? Benim güzel kardeşim düşünüyor. Ulan diyor, herhalde diyor sağdaki geçecek diyor. Geçiyor ortasına, veriyor. Sağ tarafta bu var, o geçecek diyor. Hayır arkadaşlar. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan hangisinin aciliyeti yüksekse o geçer. Örneğin ambulans varsa önce ambulans geçer, daha sonra itfaiye geçer. Diyelim ki şuraya da ambulansımız var. Burada polis var. Burada da itfaiye var. Hangisi geçecek? Önce ambulans geçecek. Sonra itfaiye geçecek. Sonra en son arkadaşlar ne geçecek? Polis abimiz geçecek. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir demiş. Yüzün yaralanması, el bileğinin burkulması, köprücük kemiğinin kırılması, kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi demiş. Tabii ki de doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı geliyorsa arkadaşlar böyle bir hususun olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır demiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basınç ne yapılmalıdır arkadaşlar? Arttırılmalıdır. Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır demiş arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar eğer bunu görüyorsanız bölünmüş yolu başlangıcı olduğunu görürsünüz. Zaten buradan da ok yönleri bizlere buranın iki yönlü olarak ayrıldığını gösteriyor. Burada arkadaşlar yavaşlama uyarı çizgilerini görüyorsunuz. Burada görmüş olduklarınız arkadaşlar bizlere taralı alana girilmeyeceğini söyler. Eğer bunu görüyorsanız tali yoldasınız, yol ver anlamına gelir arkadaşlar. Bir yardım çantasında, bir ilk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir demiş. Doğru cevabımız, evet, A şıkkı, kağıt mendilin bulundurulması doğru değildir arkadaşlar. Pamuk da olmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz yani hani demek istediğim şu, kuru pamuk ne yapmıyoruz? Kullanmıyoruz. Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? Evet baktık. Bilinci kapalı fakat solunumu var. Ne yapmamız lazım? Koma pozisyonundan başlamış, aşağı şok pozisyonuna kadar bize söylemiş. Doğru cevap tabii ki de koma pozisyonu olacak arkadaşlar.
Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez demiş. Evet arkadaşlar, eğer bunu görüyorsanız benzininiz bitiyordur, derhal durmanıza gerek yok. Tam tersine basın, bir an önce benzin istasyonuna varın arkadaşlar. Diğerlerine baktığımız zaman alternatörün şarj etmediği aküyü durmamız gerekir. Evet, burada hararet göstergesini görüyoruz arkadaşlar. Burada ise bize neyi gösteriyor? Yağlama yapmadığını, motorun yağ basınç göstergesini gösteriyor. Bunları görüyorsak aracımızı derhal durdurup beklememizden kasıt servisi beklememiz gerekiyor. Şu hariç, bunu görüyorsak klima vesaireyi kapatıyoruz ve aracımızın soğumasını çalışır vaziyetteyken bekliyoruz. Rölanti de bir müddet çalışıyor. Yeni yönetmeliklere göre D sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılabilir demiş. Doğru cevabımız evet, otobüs arkadaşlar, D belgesine sahip bir insan rahatlıkla kullanabilir. Hangi çeşit kanamalarda kısa sürede çok kan kaybedilir demiş. Doğru cevabımız atardamar kanamaları olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz açık renkte ve kalp ritmini atarak akan kanamalardır ve bu kanamalardan eğer herhangi vücudunuzda varsa derhal turnike ya da baskı uygulamanız gerekir. Yoksa kan kaybını %20 yaşması durumunda selahınızı ben okurum. Pamuğu da tıkarız arkadaşlar. Kılcal damarlara baktığımız zaman biraz daha böyle kabarcıklar şeklinde bir kanama gözükür arkadaşlar. Öldürücü niteliği yoktur. Toplar damarlara baktığımız zaman iş biraz daha acayip. Burada arkadaşlar sızıntı şeklinde ve koyu renkte bir kan vardır. Bakın atar damarların tam zıttıdır. Bakın nasıldı? Ataraktı böyle, pıt pıt pıt, kalp ritmine göre ve açık renkteydi atar damarlar. Toplar damarlar ise kapalı renkte ve sızıntı şeklinde akmıyor da böyle sızıntı şeklinde oluyor. Genelde yüzeye yakındır. Bunları da söylemiş olalım. Haritada gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır demiş. Doğru cevabımız C şıkkı, devlet yolu anlamına gelmektedir. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır demiş. Doğru cevabımız tabii ki de vücut ısısı. Eğer soğumuş ise büyük ihtimalle nalları dikmiş demektir arkadaşlar. O yüzden ona fazla müdahale yapılmaz. Ama sıcaksa, nefes alıyorsa vesaire ise bunlar bizim için önemlidir arkadaşlar. Hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur? Okumuyorduk değil mi? Arkadaşlar illa insan gidiyor dili. Bu bir deneme, hani yani bakarsanız yine beğenmezseniz bu şekilde olmayı diğer önceki gibi yapın hocam derseniz aşağıya yazın mutlaka. Doğru cevap C şıkkı, lastik diş derinliklerinin azalması olacak arkadaşlar. Eğer bu azalmış ise ne olacaktır? Biz frene bastığımız zaman daha uzun bir mesafede duracaktır araç. Biraz önce bunun ne olduğunu anlattım aslında. Eğer dikkatle dinliyorsanız orada gördünüz. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir demiş. Doğru cevap taralı alana girilmez olacak arkadaşlar. Zaten bunda açıklanacak bir şey de yok. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim aşağıya inecek şekilde kalp bası uygulanmalıdır demiş. Buraya yetişkinlere vermiş arkadaşlar. Bu kısmı ise bebeklere vermiş. İşte yetişkinlerde bip, bebeklerde bip şeklinde. Doğru cevabımız evet, yetişkinlerde 5 santim arkadaşlar. Bebeklerde ise 4 santim, hatta 3 santim kadar bas uygulanması lazım. Bizim temel şeyimiz yalnız burada 1 bölü 3 oranında, yani 3'te 1'i inecek şekilde arkadaşlar baskı uygulanmalıdır. Neden böyle diyorum 3'te 1'i? Adam kilolu ise mesela biraz daha fazla baskı uygulamanız gerekebilir. Aşağıdakilerden hangisi kısmı tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir demiş. Arkadaşlar biliyorsunuz kısmı tıkanma nasıl bir şeydi? Doğru cevabı öncelikle vereyim. Öksürmesi engellenir demiş. Kesinlikle yanlış. Öksürmesi sağlanır. Kesinlikle su falan vermek yerine adamdan çıkartmaya çalışmak gerekir. Kısmi tıkanmalar, bir kişi konuşabiliyorsa, az da olsa nefes alabiliyorsa, nefes alabiliyorsa az da olsa böyle bir durum
söz konusudur diyelim. Eğer tam tıkanma yaşıyorsa ne yapar? Direkt ellerini boynuna götürür böyle. Kendisini boğulduğunu gösterir. Acı çeken ifadeleri vardır arkadaşlar. Yine parmak uçlarında ve dudaklarda morarma görebiliriz. Evet, 37. sorumuz. Şekildeki baş çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır demiş. Tabii ki de boyun omurlarında herhangi bir hasar varsa arkadaşlar omurgada bunu vermek sakıncalıdır. Adamı yaşatacağız derken ömür boyu felç veyahut da felç veyahut da öldürebiliriz arkadaşlar. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur demiş. Tabii ki de arkadaşlar motosikletler olacak. Bunu bilemeyeni zaten dövüyorlar. Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir demiş. Biraz önce söyledim arkadaşlar. Kesinlikle ilgili bölgeden aşağısında bir felç olacaktır. Örneğin omuzda böyle bir nane yemişseniz olmaz da omuzda tabii. Oradan itibaren mesela kol tutmayabilir. Mesela diyorum. Veyahut da boyunda yapmışsanız boyundan aşağısı komple felç olabilir. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın sürücüsü iki yönlü, 4 veya daha fazla şeritli yollarda geçme ve dönme dışında aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır? Bankette, orta şeritte, en sağ şeritte, en sol şeritte şıklarda verilmiş. Doğru cevap C şıkkı olacak arkadaşlar. Böyle durumlarda ağır vasıtalar en sağ şeritte ne yapar arkadaşlar? Seyreder. Ağır vasıta dediğimiz işte kamyonlar, tırlar vesaire bunların hepsi en sağdan gidecektir. Şekildeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı asli kusurlu hallerden sayılır demiş. Tabii ki de 4 numara olacak arkadaşlar. Bakın ters yöne girmiş. Kendisi İmam amca ile tanışma yolunda büyük bir adım atmış. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Doğru cevabımız B şık olacak. Toplar damarlar kanı kalpten vücuda taşımaz. Ne yapar? Vücuttan kalbe taşır arkadaşlar. Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir demiş. Doğru cevabımız Doğu olacak. Arkadaşlar böyle durumlarda ne yapmanız gerekiyor? Şöyle bir dikdörtgen çizin. Evet, çizdik. Burada ağrı var, doğru mu? Artık birazcık harita bilginiz olmaz. Ağrı var. O halde burası doğu. Bir bakın bakayım elinizin hangi yönüne bu? Sağ tarafına geliyor. O halde burası sağ tarafı neyi gösteriyormuş? Doğuyu gösteriyormuş. Burası arkadaşlar kuzeydir. Burası güneydir. Aşağısı yukarısı diye söyler bunu. Batı ise arkadaşlar burası da batıdır. Sol kenar çizgisi batıyı gösterir. Aracın uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda aşağıdakilerden hangileri meydana gelebilir demiş. Tabii ki de 1 ve 3 demiş arkadaşlar. Yani akü şarjının azalması kesinlikle meydana gelir. Motor yağı özelliklerini kaybedilmesi meydana gelir. Ama fren balatalarının azalması gibi bir durum söz konusu değildir. Uçmuyor sonuçta bu. Yerleşim yeri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır demiş. Evet, doğru cevabımız ne olacak? Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır demiş. Artık bunu ezberlememiz lazım. A şıkkı 15 metre olacak arkadaşlar. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki durumlardan hangisi yapılmalıdır demiş. Arkadaşlar o kişiyi gördüğümüz zaman ilk önce ısısını düşürmek için serin bir yere alacağız arkadaşlar. Bol içecek verilmelidir arkadaşlar. Abi nasıl içecek vereceğiz? Soğuk içecek vereceğiz. Gidip de sıcak içecekler vermeyeceğiz arkadaşlar. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı 3. defa tespit edilen sürücünün sürücü belgesi ne kadar süreyle geri alınır demiş. Arkadaşlar 5 yıl içerisinde belli hataları tekrarlarsanız hapı yuttunuz demektir. Doğru cevap A şıkkı olacak.
5 yıl boyunca alınır arkadaşlar. Trafiğe çıkamazsınız. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır demiş. Doğru cevabımız A şık olacak. Meyve suyu içilmesi yasaktır arkadaşlar. Neden? Yanlış olan budur yani. Çünkü arkadaşlar kişide iç kanama tehlikesi vardır. Siz bunu bir de içirdiğiniz zaman otomatik olarak kanama ne olacaktır? Olacaktır. Çıkık vakalarında ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır demiş. Çıkık eklem yerine oturtulmalı. Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli. Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı demiş. Doğru cevabımız 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Yani kesinlikle bir numarayı yapmıyoruz. Eklem yerine oturtmuyoruz. Sinir sıkışmaları olabilir. Hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır demiş. Doğru cevabımız evet arkadaşlar B şıkkı olacak. Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi. Tespit etmek arkadaşlar belirlemek anlamında değildir. Bak tekrar söylüyorum. Tespit etmek burada sabitlemek anlamındadır. Şimdi değerli arkadaşlarım burada son buluyor. Bugün bir deneme yaptık bir nevi. Bu şekilde yapalım dedik bir de. Beğenmediğinizi mutlaka aşağıya yazın arkadaşlar. Yani direkt şıkları okumadan böyle cevabı verip açıklanacaksa açıklamasını yaptık yani. Bir bakın şöyle beğenirseniz aşağıya deyin hocam böyle güzel olmuş veyahut da hocam eski düzen daha güzeldi diye yazarsanız bizi mutlu edersiniz. Ona göre biz de eski düzen veyahut da yeni düzen arasında bir seçim yaparız. Yine Instagram'dan bizleri takip edip oradan da yazabilirsiniz arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.